Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ikinci söz İzmir Milletvekili Selin Sayak Böke'ye aittir. Buyurun Sayın Sayak Böke. Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum Yüce Meclisi ve bizi ekranları başında izleyen tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. 83 milyonun gözü kulağı burada. Bu bütçenin virgülü değişeceğini düşündüğü için değil, değişmeyeceğini biliyor. Ama bir ihtimal belki bütçeden bunca yaşadığım soruna bir çare çıkar mı umuduyla bakıyor. Bakıyor çünkü bütçeler halkın yaşadığı her şeyi belirleyen temel metinlerdir. Gelirini, işini, aşını, ödeyeceği vergiyi, borcunu, ödeyeceği faizi, hayatının her şeyini etkileyen her unsur buradan geçiyor. Ve en önemlisi bütçeler iktidarların ne olduklarını ortaya koyarlar. İktidar üretimden yana mı tercih kullanıyor, ranttan yana mı? İktidar kimin iktidarı? Halkın mı yoksa kendi seçtiği bir avuç imtiyazlı rantçının iktidarı mı? Bir ülkenin bütçesi ülkedeki iktidarı çok açık ortaya koyar. İktidar ne söylerse söylesin, nasıl bir algı yaratmaya çalışırsa çalışsın, bütçelerde o gerçek olduğu gibi gün yüzüne çıkar. İşte gözü kulağı burada olan esnaf için, çiftçi için, emekli emekçi için, çalışamayan işsizler için, bütçe gençler, kadınlar için acaba yarınım ne olacak diye beklediği metinlerdir. Ve o bekleyen halkın yaşıyor olduğu sorunlara bütçelerin çare olabilmesi için önce o bütçeyi yapanların halkın yaşadığı gerçekleri anlıyor olması gerekir. Şimdi bu bütçede halkın yaşadığı sorunlara çare yok. Niye? Çünkü saraydan halkın yaşadığı gerçekler gözükmüyor. Sarayın söyledikleri başka, halkın yaşadığı gerçekler bambaşka. Mesela saraya göre uçuyoruz. Oysa 2014'ten beri fiilen bu başkanlık rejimine Türkiye'yi hapsettiğinizden beri fakirleştik. 2014'te kişi başına milli gelir 12.158 dolardı. Bugün 8.455 dolar ve düşüyor. Uçmuyoruz, yuvarlanıyoruz. Hep birlikte fakirleşiyoruz. Yaşanan gerçek bu. Mesela saraya göre ülkede işsizlik yok. Size göre 4 milyon yurttaş işsiz ama zaten o da önemli değil. Oysa ki gerçek veriye baktığınızda 10 milyonu aşkın işsiz var Türkiye'de. Görmediğiniz, iş aramadığı için, İş aramaya umudu kalmadığı için işsiz saymadığınız, yaşanan gerçeği görmezden geldiğiniz mucizevi çözüm. Yurttaş iş aramazsa o zaman zaten işsizlik sorunu da olmaz. Bu çözüm yurttaşı kuru ekmeğe mahkum eder. Hatta saraya göre işsizlik yok, iş beğenmeyen gençler var. Her üç gençten biri işsiz Türkiye'de. Ve o gençlerin %64'ü, bakın altını çiziyorum, %64'ü sadece yol masrafını karşılayabileceği, sadece ona yemek verecek bir işe razı. %64'ü. Öyle burun falan kıvırıyor değiller. İş yok ortalıkta. Mesela saraya göre şahlanıyoruz. Oysa bırakın şahlanmayı, var olan işler kayboluyor ülkede. Son bir yılda 733 bin istihdam yok olmuş, uçmuş var olan işler. Nereye şahlanıyoruz? Saraya göre ülkede yoksulluk yok, açlık yok, dert edecek bir şey de yok. Oysa TÜİK verilerine göre bile 22 milyon yurttaşımız ciddi maddi yoksulluk yaşıyor. Bir sıkıntı var, 22 milyon yurttaşımız. Açlık sınırı 2516 lira, asgari ücret 2324 lira. Çalışanlarda yoksulluk var. Çalışamayan zaten yaşayamıyor. Saraya göre hayat pahalılığı da yok zaten. TÜİK'in enflasyonuna inanırsak %14 enflasyon varmış.
Oysa mercimek %59 artmış, ayçiçeği yağ %34 artmış, yumurta %76 zamlanmış, elektrik faturaları %30 artmış ama bizim enflasyon olmadığına inanmamız bekleniyor. Saraya göre pandemi de kontrol altında. Orada da bir sıkıntı yok. Kapanmaya da gerek yok. Destek vermeye zaten hiç gerek yok. Zaten saraya kalsa veri açıklamaya da gerek yok. Kimse bir şey bilmese hayat çok daha iyi olacak. Halbuki Covid rakamlarında bu gizlenen verilerle bile dünyada en kötü durumdaki 4. ülkeyiz. Bir şey yaşamıyor. Sevdiklerimiz ölüyor. Tanıdıklarımız hasta. Herkes kaygı duyuyor. Saklayınca ne olacak? Saraya göre zaten Türkiye'de ne esnafın, ne emekçinin, ne öğrencinin, ne sağlıkçının herhangi bir desteğe ihtiyacı da yok. Her şey herkes için çok rahat. Saraydan öyle gözüküyor. Saraya göre günlük 39 lira sefalet ücretiyle esnafa günlük 33 lira destek yeter. Oysa herkes borçlu. KOBİ'lerin bankalara borcu 865 milyar lira. Tüketicilerin bankalara borcu 830 milyar lira. Var ya o borçlar, destek diye diye verdiğiniz borçlar %40 arttı bu sene. Nasıl ödenecek onlar? O kaygı, o yük nasıl taşınacak çalışamayan bunca insan tarafından? Günde 39 liraya mahkum ettiğiniz, günde 33 liraya mahkum ettiğiniz insanlar nasıl ödeyecekler bunları? Sarayın söyledikleriyle halkın yaşadıkları arasındaki uçurum sadece ekonomide yaşanmıyor. Hayatın her yeri aynı. Saraya göre hapiste gazeteci yok. Ama gerçeğe bakarsanız 387 gazeteci hapiste. Saraya göre demokrasi var. İlerisi var hatta. Oysa halk iradesiyle seçilmiş onlarca belediyeye kayyum atandı. Milyonlarca seçmenin oyunu alan bir partiye, itlaf edilecek haşere dendi. Milyonlarca seçmenin oyunu almış bir partiye, o partinin genel başkanına, sayın genel başkanımıza tehditler savruldu, çetelere hukuk sessiz kaldı. O tehditler görmezden gelindi. Hatta kimi zaman da desteklendi. Saraya göre hukuk var. Var ama ileri reformunda ısrarla devam ediliyor. Ama yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'ni dinlemiyorlar. Enis Berberoğlu'na oy veren milyonların seçme hakkı gasp edilmiş vaziyette. Sarayın danışmanlarından talimat alan hakimler hizmetleri karşılığında Yargıtay'a atanıyorlar. Ama KHK'lı akademisyenler bu ülkenin emek emek yetiştirdiği bilim insanları. Suçsuzlukları tescillenmiş ama işlerine geri dönemiyorlar. Niye? Çünkü intikam peşindeysiniz. Niye? Saraydan gözükmüyor tabii. Tutuklu siyasetçiler Osman Kavala günlerdir değil, aylardır değil, yıllardır tutsaklar, tutsak adalet bekliyorlar. Saraydan gözükmüyor tabii. Sarayın gerçekleriyle halkın gerçekleri uyuşmayınca tabii bütçede halkın bütçesi olmuyor, sarayın bütçesi oluyor. Bu bütçe bir saray bütçesidir. Bu bütçe bir talan bütçesidir. Bu bütçe torpilin bütçesidir. Bu bütçe kayırmanın bütçesidir. Bu bütçe toplumu bölüp parçalamanın bütçesidir. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz buradayız. Ve halkla birlikte halkın bütçesini ilk seçimden sonra biz yapacağız. Ve o bütçe bu yaşıyor olduğumuz ağır yıkımı yaratan bu düzeni değiştirecek. Bu düzen niye değişmeli biliyor musunuz? Çünkü bu düzen yüzünden fakirleşiyoruz. Bu düzen yüzünden milyonlar işsiz. Fiilen bu başkanlık rejimine geçtiğimiz günden bugüne kadar her birimiz ortalama kişi başına 3723 dolar daha fakiriz. Bugünün kuruyla 30 bin lira demek o. 30 bin lira daha fakiriz. Niye? Kurduğunuz düzen yüzünden. O zaman tarihi ve uluslararası deneyimi dinleyeceğiz. 1990'lardan bugüne kadar baktığınızda demokrasiler otokratik rejimlere kıyasla 7 kat daha çok zenginlik yaratmışlar. 7 kat. Biz o demokrasiyi getireceğiz. O demokrasi geldiğinde bu ülke zenginleşecek. Ve biliyoruz ki o refah hakça paylaşılacak.
halkın düzeni kurulmuş olacak. Biliyoruz ki güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasiyle, şahsım devletinin yerine kurulacak hukuk devletiyle, bizim kuracağımız hukuk devletiyle hakça zenginleşmenin önü açılacak. Öngörülebilirlik olacak. Öngörülü olan yerde de yatırım ve istihdam olacak. Bu düzen değişmeli. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugünün düzeni yüzünden hepimiz daha pahalı bir hayat yaşıyoruz. Üretici için üretmek hep çok zor, hep çok maliyetli. Ne zaman ekonomi büyürse bu maliyetler artıyor. Niye? Çünkü düzen bozuk. Kurduğunuz düzen bozuk. Bugünün düzeni sadece büyümeye odaklı. Yanında ne olduğuna kimsenin baktığı yok. Sığ bir ekonomik anlayış, yanlış bir makroekonomik çerçeve, sadece talep temelli politikaları bilen bir çerçeve. Ekonomide hangi sorun olsa iktidarın aklına bir tane politika geliyor. Borç verelim. Adına da borç denmiyor, kredi deniyor. Çünkü kredi verince o borcu yüklenenin kim olduğu ortaya çıkmıyor. Borç veriliyor, borç. Hangi sorun olursa olsun vatandaşa yeni borç vaadi var. Bas borcu, bas krediyi, harçla, borçla talep artsın. Artan talep sonucunda enflasyon artsın. Halk hayat pahalılığının altında ezilsin. Ama ne olsun? İktidarın gözü zaten bunu sarayda duymuyor. Üreticiye borç bas, dönsün ithal aramalı alsın. Çünkü Türkiye'de aramalı, yerli üretim yok. İthal aramalı alınca cari açık patlasın. Cari açık olunca o açığı kapatmak için orada burada döviz arasın ülke. Orada burada döviz ararken bunca hukuksuzlukla Türk lirası değer kaybetsin. Türk lirası değer kaybedince halkın elektrik faturası şişsin. Kime ne? Sarayın umru mu? Değil. İşte bu yüzden biz bu düzeni değiştireceğiz. Hayat pahalılığına son vermek için, elektrik faturalarımızı düşürmek için, mercimeğin fiyatını yenebilir kılmak için, her sofraya her yurttaş et koyabilsin diye biz bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzen neden mi değişmeli? Çünkü bu düzen yüzünden halk borçlu. Her 4 kişiden 3'ü borçlu. AKP seçmeni de borçlu, CHP'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, bütün partilerin seçmeni borçlu. Ve 2002'de 6 milyar lirayken hane halklarının borcu bugün 140 kat artmış. 140. Daha borçluyuz. Hem de sarayın siyasi talimatıyla kamu bankalarının verdiği borçlar bunlar. Vatandaş borcu almış, bir de dönüyor kamu bankalarının görev zararlarını ödüyor. Niye? Siyasi talimatla iş yaptığınız için. İşte bu yüzden bu düzeni değiştireceğiz. Borçluluğa son vermek için, batık kredilere son vermek için, acı reçete gerektiren işler yapılmasın diye bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzen niye mi değişmeli? Çünkü bugünün düzeni yüzünden Türkiye'de faizler yüksek. Düzen yüzünden yüksek. Lobiler yüzünden değil. Sizin kurduğunuz düzen yüzünden. Denetimsiz paralel bir hazine kurdunuz. Varlık fonu. Dış borca bağımlı düzen kurdunuz. Ve işte o paralel hazine aynı zamanda hazineyle borçlanmaya çalıştıkça faizler artıyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Hiçbir şeyin paraleline bu ülkede izin vermeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, bu düzeni değiştirecek bütçeyi bugünden yapmak mümkün. Yeter ki o siyasi irade olsun. O siyasi irade bu sıralarda olmaz. Ama bizde var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu düzeni değiştirecek halkçı bütçeyi yapmanın siyasi iradesi var. Türkiye'nin de bu değişimi yapacak kaynağı var. Kaynak nerede derseniz. Şimdi Ulaştırma Bakanı'nın, bitti rahat olun siz. Ulaştırma Bakanı'nın komisyonda 19 Kasım tarihli toplantıdaki kendi ifadelerine bakalım. Bakan Bey söylüyor. Diyor ki güncellenmiş ve kur farkından artan tutar nedeniyle 2020'de kamu özel işbirliği projelerine 83 milyar 700 milyon lira ödedik diyor. 83 milyar 700 milyon lira. Pandemi almış başını gidiyor. İnsanlar aç, işsiz, ölümle burun buruna 83 milyar 700 milyon lira
güncelleni vermiş, kur farkından ayarlanı vermiş, hop rantçı beşli çetenin cebine gidivermiş. İnsanlar o sırada canlarıyla uğraşırken 2021'de kim bilir hangi güncellemeler olacak. Bunun altına düşmeyeceğini gün gibi biliyoruz. Şimdi var ya o güncellenip beşli çetenin bakanın kendi dediği gibi cebine aktarılmış olan bu 83 milyar 700 milyon liraya, o para halkın parası. AKP'li seçmenin ödediği vergiden geldi o para. CHP'li seçmenin ödediği vergiden geldi o para. Buradaki bütün siyasi partilerin seçmenleri alın teriyle ödedi o vergiyi. Beş kişi zenginleşsin diye değil. Biz o parayı, halkın olan o parayı halkın yapacağız. Mesela bu paranın sadece bir kısmıyla, hepsiyle değil, sadece bir kısmıyla bugün ne yapabilirdik biliyor musunuz? 1 milyon 900 bin esnafa 4 ay boyunca her ay 3500 lira karşılıksız destek verebilirdik. Toplam 26 milyar lira tutardı. Para var. Verilebilirdi. Vermenin siyasi tercihi yok. Ama bizde var. Yetmez. Mesela bu paranın bir kısmıyla 2 milyon ücretsiz izne mahkum ettiğiniz emekçiye 4 ay boyunca sen rahat ol, 3500 lira gelir desteğini ben veriyorum diyebilirdik. Demediniz. Dememeyi seçtiniz. 28 milyar lira tutardı. Kime verdiniz parayı? 5 tane şirkete verdiniz. Bu açık bir siyasi tercihtir. Bizim de tercihimiz net. Sadece bu iki kalemde 4 milyon aileye 4 ay boyunca 3500 lira destek verilebilirdi. 4 milyon aile. 5 şirket nerede? 4 milyon aile nerede? Ama durum daha bitmedi. Paranın sadece %64'ü bu söylediğim. Devam edelim. Ödemesi yapılmadığı için elektriği kesilen hanelere 2,5 milyar lira. Onun için kesilmiş. Verirdik. 2,5 milyar lira. O zaman elektriği kesilmezdi. Temel ihtiyaç ya, temel ihtiyaç. Hayır, beşli çeteye verdiniz. Biz elektriği kesilenlerin elektriğin kesilmemesi için o faturayı sosyal devletten üstlenirdik. Yetmez. Daha kaynak var, bitmedi, orada duruyor. Bu sene mezun olmuş, yeni iş aramaya koyulmuş gençlerin her birine hayata atılma desteği verirdik. 5 bin lira. Sen rahat ol. İstiyorsan iş ara, istersen girişimcilik yap. Ben buradayım derdik. 5 milyar lira. Niye? Niye yapmıyorsunuz? Siyasi tercih. 5 kişiye vermeyi tercih ediyorsunuz. Beşli çeteye aktarmak yerine sadece bu tarif ettiklerimle 5 milyon aileye, 5 kişi değil, 5 milyon aileye bu devlet destek verebilirdi. Vermemeyi siz seçiyorsunuz. Biz de vermeyi seçeceğiz. Üstelik daha o kaynak bitmedi. 803 milyar, 83 milyar orada duruyor. Devam edelim. Kalan parayla sağlık emekçileri için COVID'i meslek hastalığı sayardık. Atanamayan sağlık emekçilerini atardık. Türkiye kan ağlıyor şu anda. Yetmez. Aşı alırdık. Kendimiz üretmek için Ar-Ge'ye para yatırırdık. Aldığınızın yetmeyeceğini biliyoruz. Yeterli sayıda aşı alınırdı ve kamu hizmeti olarak verilirdi. Kaynak var. Mesele kaynağı nerede kullanacağınız meselesi. Biz bir kişinin 5 yerden maaş aldığı, 5 şirketin de Türkiye'yi bütün ihaleleri alarak sömürdüğü bu düzeni değiştireceğiz. Kimse unutmasın. Türkiye ekonomisi 5'ten büyüktür. Türkiye de 1'den büyüktür. Biz mutlaka bu düzeni değiştireceğiz. Şimdi bütçeye halkın kendisini koymamız gerekiyor. Kaynak nerede derseniz işte saydık. Rantçı yandaşın cebinde duruyor. 5 tane şirketin orada duruyor. Biz halk için kullanacağız. Nasıl derseniz kamu zararı yaratan, haksız kazanç ortaya çıkartan, hukuksuzca yapılan projeleri kamulaştıracağız. Şirket demiyorum. O projeleri diyorum. Projeler. Üstelik de bu projeler bütün seçmenlerin verdiği vergiyle kamu zararı yaratıyor. Bütün seçmeni, bütün seçmeni
geleceğini yok edecek kadar sömürüyor. İşte bunu yaptığımızda milyarlarca, 10 milyarlarca, 100 milyarlarca dolar yeniden halkın olacak. İşte kaynak. Her şeyi yapabiliriz. Bu projeler kamunun olsaydı o kadar çok paramız olurdu ki. Ama kaynak bununla sınırlı değil. Adına varlık fonu denilen, kimsenin içinde ne olup bittiğini göremediği, denetlenemeyen bir aile şirketi kurdunuz. Sayıştay denetleyemiyor, kamu ihale kanununa tabi değil. Ne oluyor belli değil. İçine kar yaparak giren şirket zarar yaparak satılıyor. Harika bir yöntem. Ve üstelik de Cumhuriyet'in mirasları, halkı donan mirasları satıyorsunuz. Hepsini, o varlık fonunu kapatıp hepsini hazineye devredeceğiz. Halkın olan yine halkın olacak. Üstelik bu varlık fonu bugün devletin hazinesiyle rekabet ediyor. Rekabet ettiği için, aynı borcu almak için iki kurum birbiriyle rekabet ediyor. Aynı yerden. Faizler artıyor. O faiz artınca ne oluyor biliyor musunuz? Borçlu olan her 4 kişiden 3'ü için, asgari ücrete mahkum ettiğiniz, açlığa mahkum ettiğiniz insanlar için ödenemeyecek faiz yükü artıyor. Niye? Siz varlık fonu kurdunuz diye. Niye? Siz orada denetimsiz iş yapabilin diye. Ama varlık fonunu kapattığımızda faizler düşecek ve halk ve üreticiler rahatlayacaklar. Bir diğer kaynak. Tabii işte o faiz düşünce bu sene 180 milyar lira faiz ödemesi için ayırdığınız bütçede. Faizler düşünce o ödemeleri yapmak gerekmeyecek zaten. O kaynak da halk için kullanılacak. Bir diğer kaynak, sarayın bütçesinde vergilerin %67,5'u dolaylı vergi. Ne kazandığınızdan bağımsız herkes aynı vergi ödüyor. Adaletli mi? Değil, elbette değil. Biz vergide adaleti sağlayacağız. Ranttan mı kazandınız? Verginizi ödeyeceksiniz. Asgari ücretli misiniz? Vergi ödemeyeceksiniz. Vergi cennetlerine burada emek emek birikmiş parayı kaçırdınız mı? Vergi cennetleri listesini yayınlayacağız. Kanun bize yayınla diyor zaten. Biz yayınlayacağız iktidar olduğumuzda. Çünkü biz hukuka uyacağız. O zaman işte o vergiler burada ödenecekler. İşte kaynak. O vergiler ödendiğinde kıt kanaat gelirinden %15 vergi ödeyen ücretlinin vergisini düşürmek için kaynak ortaya çıkmış olacak. Hepsi siyasi bir tercihtir. Başka bir kaynak daha var. Hukuk olacak, şeffaflık olacak, denetleme olacak, hesap verilebilirlik olacak. Keyfi kararnamelerle her an özel mülkün gasp edilmesi riski ortadan kalkacak. Siz çıkarttınız o kararnameyi. Siz çıkartınız, istediğiniz mala konabiliyorsunuz. Biz işte bu mülkiyet haklarını savunacak hukuk düzenini biz kuracağız burada. Üretimin ve istihdamın önünü açacağız. Otel ve turizm tesisi sahipleri Turizm Bakanı olmayacak. Özel okul sahipleri Milli Eğitim Bakanı olmayacak. Özel hastane sahipleri Sağlık Bakanı olmayacak. Kamu yararı gözetilecek. Kar değil, kamu yararı. Milletvekilleri, 83 milyonun gözü kulağı burada. Pandemide halkın sağlığını canla başla korumak için çalışan hemşire Esma'nın, doktor Özlem'in, kat görevlisi Mahmut'un gözü kulağı burada. Bakıyor acaba salgına dair bir şey çıkacak mı diye. Sevgili Esma, Özlem ve Mahmut kardeşim, sağlığından endişe duyuyor olan değerli 83 milyon yurttaşımız. Biz bu bütçeyi değiştireceğiz. Sarayın 2021 bütçesinde sağlık harcamalarında dolar bazında azalma var. Ama şirket hastanelerinin dolar bazında ödemeleri şiştikçe şişiyor. Biz değiştireceğiz. Sağlık bütçesini mutlaka arttıracağız. İçeriğini de değiştireceğiz. Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü kuracağız. Koruyucu hekimliği merkezini alacağız. Kendimize yetecek aşıyı da işte bu parayla biz üreteceğiz. Şirket hastanesi değil, hepimizin mahallesinde erişecek kamu hastaneleri açacağız. Ve canları pahasına çalışan tüm sağlık emekçilerine COVID-19'u meslek hastalığı sayacağız. Yapamayacağınız için rahatsız oluyorsunuz ama biz yapacağız. Kahveci Hasan, seyyar satıcı Osman, servisçi Süleyman ve rehberi Aytan Hanım'ın gözü kulağı da burada. Bizim kapanan kahvehaneler ne olacak?
Sokaktan gelir elde eden 6 milyon seyyar satıcının hali ne olacak diye bakıyorlar. Değerli esnaf kardeşim, yaklaşık 10 aydır açlığa terk edildiğinizi biliyoruz. Saraydan bir kalemde yandaşın 9 milyarlık vergisini affedenler size 33 lira verdiler. Biz bunu değiştireceğiz. Kira desteği vereceğiz, yetmez. Sigorta prim desteği vereceğiz, yetmez. Kiradan stopajın kaldırılmasını, bütçesini biz yapacağız. Çiftçi Mehmet amcanın gözü kulağı burada. Acaba bu sene bizim hasat para edecek mi? Mazotun, gübrenin desteğini alabilecek miyim diye bakıyor. Sevgili Mehmet amca, biz hukuka uyacağız, kanuna uyacağız. Yani mevcut kanuna göre size veriliyor olması gereken 56 milyar lirayı vereceğiz. Bugünkü iktidar 22 milyar lirayı vermeyi uygun görmüş. Çünkü kanuna uymaya gerek görmüyor. Ve biz bunu yaptığımızda tarım bittiği için kendine gelecek görmediğinden köyünü mahallesini terk edip kente giden genç senin yanına dönecek, isteyerek dönecek. Ve yine mahallelere, köylere hayat ve can gelecek. Selim Usta'nın gözü burada. Yıllardır emek emek biriktirdiği parayla küçük bir işletme kurmuş. Yanında 5 kişiyle alın teri döküyorlar. Gözü burada, acaba üretim maliyetleri düşer mi, yeniden yatırım yapılır mı diye. Selim Usta, biz yapacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Bugün ithal girdi nedeniyle Türk lirası değer kaybettiği için o maliyet yükü altında ezilmeni izlemeyeceğiz. Bugünkü iktidar izledi. Ve ürününü limana götürmek için ihtiyaç duyduğun demir yolunu ve gerçekten kullanacağın köprünün altyapı yatırımını da biz yapacağız, biz. Ve rantçı projelere bu parayı aktarmadığımızda bir değil 6 tane Osman Gazi Köprüsü yapacağız, biz yapacağız ve herkes geçecek. Fabrikada çalışan Ahmet, atölyedeki kayıt dışı çalışan Ayşe, banka memuru Sarp, plazada büro emekçisi Aslı, eve temizliğe giden Meryem, hepsi buraya bakıyorlar. Acaba bütçeden iş aş çıkar mı diye. Büşra ve Emre üniversiteyi yeni bitirmişler. Acaba bir özgürlük olur da fiber optik ağlarda yeni bilgilere erişebilir miyim diye bakıyorlar. Ağ varsa var da içinde özgürlük yoksa bilgiye erişemeyecek. Anne babaları bakıyor, acaba KYK borçları ne olacak diye. Sevgili gençler, biliyoruz mevcut ekonomik gidişattan dolayı iş bulamıyorsunuz ve bunca istihdam kaybolurken arasam da bulamam diye bir umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Biliyoruz her şey torpille işliyor, ne yapsam beni almazlar diye düşünüp kederleniyorsunuz. Umutsuzluğa yer yok. El birliğiyle değiştireceğiz. Biz gençlerin bütçesini yapacağız. Rantçı yandaş bütçelere kaynak ayırmak yerine istihdam alanları yaratacağız. 20 yıl önce açılmış fabrikayı yeniden açmayacağız. Yeni fabrikalar kuracağız Türkiye'nin dört bir köşesine. Torpile, kayırmacılığa son vereceğiz. Bugün bir kişi 5 maaş alıyor. 5 kişilik bir aile bir asgari ücrete mahkum. İşte bunu değiştireceğiz. Kimi tanıdığınız değil, ne bildiğiniz ve siz önemli olacaksınız sevgili gençler. Ve Türkiye'de doğan tüm çocuklar, hangi siyasi partiye oy veriyor olursanız olun, hangi kimlikten gelirseniz gelin, tüm gençler, bu ülkede, Türkiye'de, kendi ülkemizde aldığınız eğitimle, Türkiye'nin üniversitelerinde yapacağınız bilimle, burada kuracağınız teknoloji şirketleriyle, ülkenizde yaşayarak Nobel ödülü alacaksınız. Dünyada yaşanan salgının aşısını siz burada bulacaksınız. Hep beraber yapacağız. Ve yılın insanı olduğunuzda bu coşkuyu ve gururu kendi ülkenizde yaşayacaksınız. Ve milyonlarca kadın, hayat sizin için çok daha zor. Biliyoruz, biz de ortağız. Sizin için iş aramak maliyetli. Hatta evde bakmanız gereken aile büyüğünüz, çocuğunuz varken imkansız. Arasak da biz kadınlar için iş bulmamız erkeklerden çok daha zor oluyor. Bulunsa da daha düşük ücretler ve güvencesizlik oluyor. Acaba değişir mi diye milyonlarca kadın buraya bakıyor. Merak etmeyin. Biz sosyal devleti kuracağız. Her mahalleye kreş, her mahalleye geceli gündüzlü bakım evi yapacağız. Ve asgari ücretten vergi almadığımızda, asgari ücretten dahi düşük ücretlere mahkum edilen kadınlar için işte o para kadınların özgürlüğü olacak. Ve kadın bütçesini biz yapacağız. Ve en önemlisi, aile destekleri sigorta programını başlatacağız. Belli bir gelir düzeyinin altındaki tüm evlere hakları olduğu için
o evdeki kadınların banka hesabına bir düzeye kadar gerekli para yatırılacak. Devlet vatandaşın sigortası, güvencesi olacak. Ve bu aile desteği güvencesiyle tüm kadınlar, gençler ve engelliler eğitime ve istihdama erişecekler. Bütün bu saydıklarım yapacaklarımızın sadece çok azı. Pek çoğunu daha yapacağız. Pandemiye rağmen fabrikada tutsak tutulan Gülay ve Hatice'ye de seslenmek istiyorum. Sigortasız çalışan 1 milyon ev işçisine de. Acaba haklarımız olacak mı diye. Biz bütçe yaptığımızda olacak. Tüm çalışanlar sendikalı olacak. Düzen hak temelli olacak. Sağlık, eğitim, barınma, güvenceli ücret, seçme seçilme hakkı. Hepsi hukuk ve sosyal devlet tarafı. Buyurun Sayın Sayık Bakan. Topluyorum Sayın Başkanım. Bu saydıklarım yapacaklarımızın azı. Her şey siyasi bir tercihe bakar. Halktan yana mıyız yoksa bir grup yandaş zenginden yana mı? Vatandaşı mı koruyacağız, kendi koltuğumuzu mu? Kendi bekamızın peşinde mi koşacağız, kamu yararı mı güdeceğiz? Her şey siyasi tercihimize bağlı. Bizim tercihimiz belli. Biz ülkemize sarayların değil, halkın düzenini getireceğiz. Ülkemize baskının, korkunun değil, özgür sokakların ve hukukun düzenini getireceğiz. Biz ülkemize yoksulluğun, açlığın, sefaletin ve sefalette buluşmanın değil, üreterek hep birlikte zenginleşmenin, zenginliği hakça paylaşmanın düzenini getireceğiz. Bugünün buhranında hiç karamsarlığa kapılmayacağız. Çünkü artık rantın, yolsuzluğun dönemi bitiyor. Artık halkın dönemi başlıyor. Ve hepimize içinde yer olan ve bir ortak gelecekte buluşabileceğimiz aralanıyor. Bitmek bilmeyen bir intikam ve kinle değil. Bu topraklarda binlerce yıllık bir geçmişe sahip o birlikte yaşama kültürüyle sarılacağız yarınlarımıza. Bu intikam ve kinle değil. Ve biz Türkiye'yi 2. yüzyıla hep birlikte taşıyacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar.